Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Ödeyemeyeceğini açıklıyordu. Bir itirafta bulunmuş, hastaneden sürüyor. Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Saat tam 6:30. Geç mi kaldın? Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Halkın biraz çilesini görsün. Buyruk beklerken hasta olmayan. Hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. İki hafta sonra kurultay var. Sizin liderliğiniz. Hayır hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman da kendime göre bir hedef koymuştum. %40. Bu yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak. Demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız, oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı. Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Namus sözü vermişlerdi. Ben 3 çocuk okutuyorum, nasıl okutacağım? Öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak. Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarkucu olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Kentsel dönüşüm projesinde aylardır verdiğimiz mücadelelerle ihaleler ertelendi. Durdurma konusunda faydamız oldu, yani gürültü çıkarma konusunda. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattır. Kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunda bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddelik talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başkanın heykelini mi gezeceğiz? Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir. Yerel denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesi. Yerel yönetim özellikli şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes haddini bilecek. İYİ Parti size söylüyorum. HDP ve PKK size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? İç sürmeni. Sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye, PYD'ye yaslıyoruz. Bu kardeşlerimizin oylarına talibiz. PKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC devleti liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edeceğim. PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Bunları başka kim vurur? Ancak biz vururuz, biz. Gezi Parkı'nı bahane edip yakıp yıkan provokatörler polise demir bilye ve taşlarla saldırıyor. Ekrem İmamoğlu deprem risk yönetimi dairesi başkanlığını Tayfun kahramanı atadı. 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul, A3'e kaldırılması istenleri iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. Halkımıza şu çağrı yapıyoruz. Herkes bulunduğu yerden sura doğru yürümelidir. Bütün mahallelerde, dış mahallelerden, dış ilçelerden. Gömülen, camilere gizlenen silahlarını çıkaran örgüt saldırılarını artırdı. Gençler hendek kazıyormuş, halk barikat kuruyormuş. Başka bir yol gösterin, onu yapsınlar. Ne varsa gücünü ortaya koyun, direnip mücadeleyi büyüteceğiz. Halkımızı bu çerçevede direnişi daha fazla sahiplenmeye çağırıyoruz. Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin. Bütün zorlular vurulsun. Vurun artık, vurun. MİT ateş altına alındı. Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edin. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tank VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili Koalisyon'un en büyük vaatlerinden biri FETÖ ve PKK üyeliği, ilişkilerini
ilişki ve irtibatı nedeniyle kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle değil, masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı liderin belirlediği kuralların dışına çıkmayacak. O zaman kriz çıkar. E doğru. 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Her türlü ayak oyununun çevrildiği bu garip birliktelikten ne ülkeye, ne millete, ne gençlerimize hiçbir hayır gelmeyeceği anlaşılmıştır.